Mavikadın.com'dan herkese merhaba. Reha Beyoğlu bizimle birlikte sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz Reha Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördüm. Tekrardan bu ailede, bu camianın içinde güzel bir program için buradayım. Mutluyum. İnşallah da güzel bir program geçeceğine de inanıyorum. Evet, keyifli bir söyleşi ben de umuyorum. Diyelim evet. Ve filmle başlayalım isterseniz. Reis filmi. Neler söylersiniz filmle ilgili? Siyasi bir lideri canlandırdınız, oynadınız. Nasıl geri dönüşler aldınız? O süreç nasıl ilerledi? Bunları hem bizimle hem izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Şimdi öncelikle tüm izleyicilere Canı Göl'den en kalbi duygularımla sevgilerimi iletiyorum. Şimdi film derken Reis filmi, evet ben Reis filminde Recep Tayyip Erdoğan'ı oynadım. Ama ben sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı oynayan bir oyuncu değilim. Benim background'umda 4 tane televizyon filmi, bir İran kanalının ilk kez iç yapımlarının başrolü, Topal Osman ve Reis filmi sinema filmlerim birçok başrolüm var, dizi projeler de var. Ama Reis filmine baktığımızda nedir? Bir ilki yaşadım. Evet. Ama bu ilki ilk kez yaşamadım. Bu ilk az önce söylediğim gibi 2013 yılında Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman sinema filmi. Ben Giresunluyum. Hı hı. Topal Osman da Giresun'un kahramanı olduğu için ilk kez daha 60'larda Ahmet Mekin'di ama günümüzün modern sinemalarına baktığımızda bir ilki yaşadım. Ardından ilk kez uluslararası bizim bütün Türk dizilerin yurt dışında yayınlanıp dünyada, Orta Doğu'da sevilmesine sebep olan kanal Gem TV. Gem diye yazılı Cemal, İran menşeidir. İlk kez o kanalın iç yapımlarında Farsça bilmediğim halde başrol olarak bir ilki yaşadım. Ve onun arkasından da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez beyaz perdeye yansıtılan sinema filmi Hayatı, çocukluk dönemi derken yukarısı aile yaşantısı, belediye başkanlığı ve cezaevine giriş sürecine kadar olan projede canlandırmak. Çok ilklerim var ama Cumhurbaşkanımızı oynamak ultra ilk gibi bir durum söz konusu. En özeliydi mi diyoruz? Tabii çok mutlu oldum. Severek oynadım ama ben bir oyuncuyum. Oyunculuk, drama, empatidir. O karaktere büründüm. Çünkü Cumhurbaşkanımız her zaman göz önünde olduğu için televizyonda, haber kanallarında nereye ararsan ara Cumhurbaşkanımızı gördüğünüz için, vücut dilini, hitabetini gördüğünüz için oyunculuğa hazırlanma konusunda zorluk çekmedim. Oynamak güzeldi. Güzeldi. Oynadım. Etkileri nasıl oldu? Heyecanlı olarak oynadım. Zevk aldım. İyi bir proje imza attım ama sektörel olarak faturasını ağır ödedim. Hala da ödüyorum. Çünkü sektör Cumhurbaşkanımıza kadar Cumhurbaşkanımıza ön yargılı, tepkili. Biliyorsunuz Gezi olaylarından da birçok şey var ama ben oyuncuyum. Rol bana geldi. Ben oynadım ama sektör bunu sanki ben sinemada, televizyonda sektörün Tayyip Erdoğan'ıymışım gibi görülüyor ve benim üzerim çok çizildi. Yani sizi iktidar yanlısı olarak mı gördüler? Bu şekilde mi yani değerlendirdiler? Cumhurbaşkanlık makamı bir kere saygı duyulması gereken bir makam. Recep Tayyip Erdoğan seçimle gelen, gidecekse de seçimle gidecek olan, yıllardır da ülkeye belediye başkanlık döneminden beri hizmet etmiş, hizmeti takdir görmüş, devrim niteliğinde liderdir. Evet. Bir hani sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır. Ben saygı duyuyorum. Benim saygı duyduğuma sektör saygı duymadı. Yani tepkim ağır eleştiri değildir ama sektör ben Tayyip Erdoğan'ı oynadım diye ben Tayyip Erdoğan'ım gördü beni. Ben çok çizik yedim. Yanlış hatırlamıyorsam 2017'de vizyona girdi film. O tarihten evet. Sonraki projelerde seçicilik yaşandı mı yani bu anlamda? Yaşandı. Sizi olumsuz mu etkiledi daha çok? Etkiledi. Şimdi kas direktör arkadaşlarım var. Menajere bağlı olmak istemedim hiçbir zaman. Danışmanım var. Dosyalar götürüldü. Yapımcılara götürüldü. Yapımcılar konusunda çok önemli yapımcılar da var. Ama ben background'uma oynadığım projeler listesine bakıldığında Reis filmi Recep Tayyip Erdoğan yazısını görünce dosyam sümen altı edildiğini de biliyorum. Keşke Tayyip Erdoğan'ı yazmasaydınız diyenleri de biliyorum. Ama ben oyuncuyum. Rol yani geldi, oynadım. CV'ye iş deneyimlerinizden bir tanesini yazmamanız gibi bir şey. Aynı kapıya çıkıyor. Yazmasan da sonuçta Google'a Reha Beyoğlu yazdığında birçok sayısız projem çıkıyor ama evet. Reis projesi daha önce çıkıyor. O yüzden bunu silemem. Utanç değil. Dedim ya sevgide serbestlik, saygıda mecburiyet var. Ben oynadım. Ben oyuncuyum. Rol geldi. Oynadım. Peki şöyle sormak istiyorum. İzleyiciden nasıl bir geri dönüş aldınız bununla ilgili? İzleyiciden geri dönüş... Çünkü merak edilen bir güzel. Projeydi aynı ben zamanda. Metrobüs'te, Marmaray'da, bilinen yerlerde. Hatta ben sakal var, projeler için bırakıyorum sakalı. Bende plastik makyaj yok. Ekstrem bak. Sadece ben filmde Cumhurbaşkanı'nın göz rengi kahverengi, benim göz rengim yeşile dönük olduğu için lens kullandım. Başka hiçbir ekstrem bir şey yok. Saçımı tarıyorum, takım elbiseyi giyiyorum. Al sana çakma Tayyip Erdoğan. Zaten anımsatıyorsunuz. Eyvallah. Burada ben görüyorum şu anda. Şimdi ben tabii saçımı buraya da tarıyorum, bu tarafa da tarıyorum. Saç kökleri için söyleniyor. Bu tarafa tarıyorum, bu tarafa tarıyorum. Takım giydiğim zaman ortaya Tayyip Erdoğan çıkıyor. Bir de sakal yoksa. Ben bunun karşımı derken reaksiyonlarını, Marmaray'da gözümün içine bakanları, oradan fısı fısı konuşanları duyuyorum bunlara. Sanki Tayyip bir yere girdim biri salavat getirdi. Çok şeyler yaşadım. Resim çekilenler, davetlere gittiğimde güzelliklerini çok gördüm. Ama ben bir sanatçıyım, bir oyuncuyum. Ekmek yediğim, sonuçta evliyiz. 2 tane de oğlum var. Aynen. Geçindirmek zorundayım. Bu sektörden ekmek yiyorum. Oyunculuk hobi değildir. Oyunculuk bir meslektir.
Toplumda karşılığını güzel çok gördüm. Sektörde karşılığını çok meşakkatli gördüm ve hala da görüyorum. Bu da acı bir gerçek maalesef. Kesinlikle. Peki şimdi siyasi bir lideri canlandırdınız. Diksiyonu, hitabeti yani kendine has bir karakter aslında baktığımızda Cumhurbaşkanımız. O yüzden sizi bu rolü oynarken en çok zorlandıran nokta hangisi oldu? Bunu merak ediyorum. Bir şey zorlamadı. Hiçbir şey zorlamadı. Hani kusura güzel bir soru. Ama oyunculuk drama. Drama empati sanatıdır. Nedir? Senaristin yazdığı karaktere bürünmek zorundasın. Bürünemezsen zaten o karakteri dışarı çıkaramazsan izleyiciye geçmez. İzleyici de beğenmezse projen çöp olur. Ama Tayyip Erdoğan hiç zorlanmadım ya. Enteresan. Gayet kolay bir proje oldu yani. Çünkü dedim ya hayali bir karakter değil. Gerçek karakter. Şimdi senarist burada Tayyip Erdoğan'da yazıyor ama Tayyip Erdoğan gerçeği senin günün 24 saati ekranda var. Hazır elinde malzeme var. Aç televizyonu. Bu insanın vücut dilinden, yürüyüşünden yani biliyorum. Sevdiğim insan, değer verdiğim insan, saygı duyduğum insan olduğu için bende de ekranın göstermediği duygular da var. Harmanladığın zaman drama Tayyip Erdoğan olduk. İçimize Tayyip Erdoğan'ı yerleştirdik. Dışarı çıkardık olduk. Peki filmden biraz uzaklaşalım. Şöyle Türk dizi sektörüne de değinmek istiyorum ben. Çok fazla sevilen aynı zamanda çok fazla tepki toplayan diziler var. Kızılcık Şerbeti gibi, Kızıl Goncalar gibi, Bahar dizisi gibi Demet Evgar tekrar diziyle sektöre döndü. Bir repliği var. Çok büyük komedi oldu. Evet. Neler düşünüyorsunuz dizilerle ilgili? Rütük'ten zaman zaman ceza alıyor. Zaman zaman reytingde rekor kırıyorlar. Çok fazla izleniyor. Çok fazla izleyicisi var. Ne düşünüyorsunuz bu Türk dizileriyle ilgili şu anda gündemdeki? Demet Evgar'ı çok seviyorum. Çok, ben de çok seviyorum çok oyunculuğunu. Mükemmel bir karakter. Bir erkek bir kadınla tanıdık. O ondan daha öncesi de var. Çok her girdiği projeyi attığı benim kuşak imza kurtarmıyor olabilir o daha eyvallah öncesi. Ama o en son projede ne haber cerrahım diye bir replik var ki gerçekten tiral oldu. Manyak her an her şeyin çıkabileceği rahat bir kadın. Müthiş bir oyuncu. Ki o sahnenin de doğaçlama olduğu sonradan. Evet evet doğaçlama ama çıkıyor. Yani kadın mükemmel. Olmuşum da olmuş. Ultra plus. Evet. Şimdi baktığımızda bu diziler bunlardan önce de çok diziler vardı. Bunlar gelip geçici. Her şey gelip geçer. Ama toplumda mutlaka derler ya kayadan toz alır. Evet. Alıyor. Kültürümüzden bir şeyler alıyor. Ben daha önce bunun eleştirisini yaptım. Toplumla uyuşmayan karakterler, toplumla uyuşmayan aile yapıları. Yani bizim toplumumuzda yani bugünümüzün baktığımız dizide bunlar her şey fantastik aslında. Genel olarak bak, bir şeye bakılıyor. Dönem dizisi mesela. Tarihi gerçeklik. Nedir gerçeklik? Sadece tarihin tarihi. Yani tarih. Karakterler mekanların birkaç. Gerisi her şey senaristin yazdığı dokuya uygun fantastik diyaloglardır. Hikayelerdir. Günümüzdeki bu dizilerde çoğu da fantastik hikaye. Halkta karşılığı var mıdır? Başlangıç, reaksiyonlar, entrika. Kimin eli, kimin cebinde? Ahçı bahçıvana, bahçıvan uçağı. Yani mantığı gibi baktığın zaman bunlar tutuyor. Dizi sektörünün olmazsa olmazı yapı taşlarıdır. İnsanlar hani televizyon dili, işte sinema dili. Buna göre çekersin. Sen gerçeği birebir çekemezsin. Sinema dili, televizyon dili diye bir şey var. Dizilerde böyle bir şeydir. Ama toplumumuzda millet eleştiriyor. Sokak diyor ki görsen, öyle bir aile görsen asla muhatap olmazsın. İşte Recep İvedik. Sokakta görsen evladını kenara çekersin. Arkandan dönerek kaçar gidersin. Dönersin. Birine bir şey söylese belki cinayet sebebi olur. Ama 7 milyon, 7,5 milyon izleyicisi var. Çünkü sinema tarihinin en çok izlenen filmi. Evet. Sokakta görsen polise ihbar edersin. Evet. Söylemlerini dışarıda Recep İvedik değil de başka biri yapsa polise şikayet edersin, kavga edersin, her şey olur. Ama sinema dili diye bir şey var, geçiyor. Televizyon dili de öyle ama halk bunu sokakta konuşuyor, sahneyi konuşuyor, evde hanımlar konuşuyor, dedikodu malzemesi çıkarıyorlar. Evet. Ekranda da bir iki haber portallarında da reklam oluyor, haber oluyorlar. Gündem oluşturuyorlar, konuşuyorlar, tasvip etmiyorlar ama oturup izliyorlar. Evet. İşte televizyon izleyicisinin dizi dili de bu oluyor. Aile yapısı var. Ataerk babadır. Kültürümüzün gereği. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Devleti, Ali Osmanlı. Hani etnik kimlikler demiyorum. Genel olarak bakıyorum. Ataerk babadır. Baba bir şey derse evlat yaşı kaç olsa olsun babanın bir bildiği vardır. Bir tecrübesi vardır. Ne olsa olsun ama o bir ataerktir. Babadır. Saygı duyar. Altında farklılık aramaz. Yani riayet eder ama kendi istedikleri de vardır mutlaka. Ama dizilere bakıyorsun. Ya daha 13 yaşında liseye giden çocuk yemek yerken kız çocuğu yemeği bırakıyor. Atıyor. Kalkıyor. Ben odama gidiyorum. Beni rahat bırakın. Benim özgür iradem var. Ya kimse. Biraz daha sanki geleneklerden uzaklaşmış bir yapı görüyoruz. Bakın sinema, televizyon subliminal olarak en iyi kullanan ülke Amerika. Biz kullanamıyoruz. Bizim en iyi filmimiz İvedik. Sonrasında yine İvedik. Sonrasında Düğün Dernek gidiyor geliyor. 1453 çok daha aşağı 4 milyon bir o civarlarda izleyicisi var. Bunu en iyi subliminal olarak yapan, bilinçaltına etki yapan bir kuruş yani silah kuruşunu atmadan senin bilinçaltında sana etki yapıp senin cebindeki parayı da alan ülke Amerika'dır. Aslında Yeşilçam Hollywood'dan büyüktür. Ama Yeşilçam'ı bitiren de Amerika'dır. Evet. Hollywood, sokakta bir insan görürsün. Dersin ki dünyanın en güçlü ülkesi neresi? Der ki Amerika. Dersin ki sen Amerika'da nereye gittin? Hangi askeri bölgeye gittin? Nereye gittin? Amerika'ya gitmişliği yok. Nereden çıkarır? Amerika bir dakikada bütün dünya yok eder der. Nereden çıkarır? İzlediği filmlerden.
çoğunluğu. Niye? Bilinçaltına etkilemiş. Amerika büyük gösteriyor. Yani senin cihan devleti olan tek ırk sensin. Sensin. Evet. Ve senin insan olarak cephe savaşı yapabilecek en büyük kitlesin sen. Ama sinema yoluyla, televizyon yoluyla senin kültürünü de bozar. Kendisini çok güçlü gösterir. Kendi kültürünü empoze eder. Senin iç dinamiklerini bozar ve senin cebindeki parayı da alır. Seni televizyon başında kitler, saatlerce izlettirir. Ne izlediğini de bilmezsin sonra. Birçok hayatta anlamda bir şey kattığı yoktur. Zenginiz aslında birçok anlamda, yani zenginiz oyuncu anlamında, içerik anlamında ama çok fazla her değerlendiremiyoruz. Her şey anlamında zenginiz. Bir Ayla film yapıldı, müthişti. Hı. Böyle filmler yapılmalı ama sinema izleyicisi ve toplum olarak büyük bir çalışma yapılmalı. Hı. İzleyici oraya gönderiyor. Şimdi sinema yapımcısı şu var. Şimdi İvedik 7,5 milyon izleyici yapmış. Ben yapımcı olarak 7,5 milyon izleyici ne yapmış? Absürt komediye. Evet. Belden altı küfüre yapmış. İşte Sümeran'ın şifresi Temel, Oflu Hoca'ydı, bilmem Kolpaçino'ydu. Hep belden altı. Evet. Absürt komedi. Ama iş yapıyor. Evet. Şimdi sinema bir risk. Rağbet görüyor ki devamı sinema geliyor. 7 tane Recep İvedik filmi yapıldı. Aynen. Sinema risktir. Çünkü yapımcı para yatırıyor. Tamam. Hı-hı. Para yatırdığı için izleyici tercihle gelir. Televizyon izleyici gibi bedavacı değildir. Para vereceği için ulan diyor ki absürt komedi iş yapıyor. Verdiğim parayı ben bununla kurtarırım diyor. Sinemadan kurtardığı paranın yanında iyi izleyici yaparsa televizyon yayın hakkında da yüksek para alabiliyor. DVD'siydi, sosyal medyasıydı. Ama öbür filmler iş yapmıyor. İş yapmayınca adam diyor ki ben niye risk alayım? Ben niye bilmem ne özel işte bir aşk hikayesi, bir tarih çekeyim diyor mu? Doğru. Bakarsanız dönem dizisinin sinema filmleri oldu. Hı. Türkler geliyor, Adaletin Kılıcı, Fatih'in bilmem neleri iş yapmadı. Evet. Ama Bergen 5,5 milyon iş yaptı. Bergen, Müslüm yine aynı şekilde. Aynen yaptı. Ama bir Eren Bülbül 1 milyon yaptı. İşte Eren Bülbül 10 milyon yapsaydı Eren Bülbül gibi nice hikayeler çıkardı. Evet. Çünkü sinema bekleneni yapımcı karşılayamadı maalesef. Kesinlikle. Peki dizilere baktığımızda şu anda favoriniz bir dizi ya da bir oyuncu olarak sorsam kimi söylersiniz ya da hangi diziyi, hangi projeyi? Şimdi ben şöyle bir şeye bakıyorum. Ben birazcık gelenekselci olduğum için zamanındaki işte bizim zamanımıza dönüyorum. Perihan Abla, işte Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları, Ekmek Teknesi, ardından en büyük sancağı benim için alan bir dizi vardır. O da 80'ler. Bu kadar gerçek, bu kadar doğal, bu kadar dönemi insana yansıtabilen mükemmel bir projeydi. Hangi kanalda olursa olsun evde olduğum zaman açtığımda bulursam izlerim. Dizilere baktığımda şu an gerçekten fantastik diziler, gerçeği yansıtan diziler değil. Ha, baktığımda Selahattin Eyyubi izliyorum. Oyunculuk konusunda, sahne geçişleri konusunda doyuruyor mu? Gıyaben. Çünkü mekanın geçtiği Şam, Kudüs hattına baktığındaki projenin çekildiği alanla kuruluş aynı mekanlar. Zamandaki Alparslan aynı mekanlar. Fatih'in çekildiği aynı mekanlar. Aynı orman, aynı yol, aynı akan dere. Yani olmuyor. Kutule Mağara'da çölde sahneler çektiler. Öyle olması lazım aslında ama eleştiri farklı yönde. Ama oyunculuk olarak, sahnelerin geçişleri, kurgu olarak Selahattin Eyyubi'yi beğeniyorum. Şahane Hayatım. Orada da rol aldım 2 bölüm gazeteci olarak. 6-7. bölümde Ay Yapım galiba dizi reytingden düşmeye başlayınca senarist grubunu değiştirdi olarak biliyorum. Çok iyi yükseldi. Mükemmel oyunculuk. Beğenerek izliyorum. Allah var, seviyorum. Şu anki Kızılcık Şerbeti popüler mesela dizilerden. Şey vardı, bu neydi ismi? Kızıl Goncalar mı? Yok yok, Adanalı şeyler vardı ya. Şu an çok popüler olan neydi? Bir Zamanlar Çukurova mı? Geç, yeni şu an oynuyor ya. Hafta içi oynuyor. John çocuk var ya, şu anda biz şampuan reklamında da oynuyor. Onu Çetin Tekindor'un oynadığı dizi. Şu an en büyük rağbette olan dizi. Ha, ismini ben de hatırlamadım. Var mı? Kamera arkasından size yardımcı olabilecek yani şu an en popüler. Onu böyle başlangıçta. Şimdi normalde bakın Çukur da öyleydi. Ondan önce yine Aras Bulut İnemli ile Yalı Çapkını mı? Yalı Çapkını. Çok güzel giriş. Çetin Tekindor deyince. Çok müthiş giriş yaptı. Çok güzel yaptı ama bazı projeler başta 13 bölüm olarak hazırlanıyor. Çukur da öyle başladı. Tutulunca devam ediyor. Senarist sanki yazmaya o başlıyor. Tutulunca devam etmese durumunda o senaryonun en başında verdiği tat, o kalite olmuyor. Yanlış mı? Ama izleyici kemik oturuyor bazı bir yerde ama o kemik de belli bir yerden sonra. Çünkü fantastik dizi olduğu için kopmalar başlıyor. Sonra final. Ama dedim ya 13 bölüm olarak yazıldığında yarım sezon da olabiliyor. Ya tam sezon 20-25 bölüm, 30 bölüm olsun. O tadında o kadar güzel oluyor ki ama sonra baktın reyting, izleyeceğim büyük geri dönüş var. Para geliyor. Devam geliyor. Devam geliyor. Çünkü büyük rağbet var. Bir Çukur dizisini düşünebiliyor musun? İlk sezonda bitmesi olabilir mi? Herkesi kurşuna dizdiler. Hepsi öldü. Bitmesi lazım dizi. Öbür dönem ölenlerin hepsi dirildi. Evet. Niye? Orada zaten izleyicinin i̇şte tepkisini topladı. Bitiyor, tadında bırak. Mesela şimdi benim en çok izlediğim dizi Yargı. Bilmiyorum bu konuda bana Yargı katılır güzel mısınız ama hem Emmy ödülü aldı, uluslararası alanda bir başarıya da sahip oldu. 26 Mayıs'ta final olacak ve 95. bölümünü çekecek. Gaddar da güzel. Baktığınız zaman evet, Gaddar da güzel yapımlardan bir Gaddar tanesi. Da güzel. İşte baktığınız zaman izleyici sezon finaline gittiğinde hayır bir sezon daha uzasın diye sürekli güzel baskı çıkıyor, yapıyor ve 95. bölüme kadar oyuncu gelebiliyor bir dizi. Oyuncu kumaşı iyi olunca insanın beklentisi de o paralelde oluyor. Ama oyuncu gerçekten iyi oyuncu çıkarıyor. Evet. Karşıya o izleyiciyi onu aktarabiliyor. Kesinlikle bence beğeniyorum. Şimdi onun dışında bu zamanlarda çok spora döndüğüm için biraz dizi konusunda çok fazla şey yapamıyorum. Yalı Çapkını dediğim gibi güzel başladı. Çetin Tekindor'un olduğu
ayrı proje. Güzeldir. Ama aynı şekilde aynı yemeği devam ettiriyor. Aynen zaten. Ama şahane hayatım. Senarist grubu değiştikten sonra çok iyi ekip değişti. Yani Ay Yapım güzel hamle yaptı. Evet. Bayağı iyi. Peki. Dizileri konuştuk. Sinema sektörünü konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Var mıdır eklemek istediğiniz? Ben teşekkür ediyorum. Bir nokta. Buradan dijital platformumuza, izleyicilere, takipçilere, en kalbi duygularıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Teşekkür güzel programdı. Ederiz. Zevk aldık. Mavikadın.com'dan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hem kendi adıma hem ekibim adına teşekkür ederim. Reha Beyoğlu'na çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik diyelim. Hoşçakalın.